Herkese merhaba. Bugün bana sizlerle konuşma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben Lorenza Van Rensburg. Oltec Mineral ekibinde teknik yönetici olarak çalışıyorum. Kümes hayvanları endüstrisi söz konusu olduğunda çeşitli zorluklar bulunuyor. Ancak kesinlikle birçok fırsatımız da var. Ve üretimi en verimli ama aynı zamanda sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmek konusundaki baskıların devam edeceğine ve gittikçe artacağına inanıyorum. Kümes hayvanları için protein ve enerji ihtiyaçları oldukça iyi araştırılmış ve tanımlanmıştır. Ve bence bu noktada mikro besinleri ve özellikle iz mineral stratejilerini yeniden değerlendirmek gerçekten önemli bir fırsattır. Bu temel besinlerin eksik ya da fazla takviye edilmesi sadece büyüme, gelişme, üreme ve performans üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahip olmakla kalmaz. Bu temel besinler fazla verildiğinde genel rasyon değeri ve performans dışında aynı zamanda çevre üzerinde de potansiyel olarak zararlı bir etkiye sahip olabilir. Dolayısıyla günümüzün kanatlı ırklarının genetik potansiyelindeki muazzam değişiklikleri ve ilerlemeleri göz önüne alacak olursak, besin ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin ayarlanması gerektiğini varsaymanın güvenli olduğunu düşünüyorum. Örneğin, beslenme gereksinimleri söz konusu olduğunda ana referans noktalarından biri olan NRC'ye bakarsak, aslında 26 yıllık bilgi birikimine sahiptir ve önerileri çoğunlukla sadece inorganik iz mineral formlarıyla ilgilidir. Üstelik bugün elimizde olan birçok katkı maddesi o zamanlar henüz mevcut bile değildi. Bu tür tavsiyelerin sonucunda bunlara yanıt olarak endüstrimizin özellikle iz mineral takviyelerinde çok daha yüksek seviyelere yöneldiğini gördük. Bunun amacı temel olarak eksiklikleri önlemeye yardımcı olabilecek bir güvenlik duvarı oluşturmaktı. Ancak bugün verimliliği en üst düzeye çıkarabilmek için üretimi gerçekten optimize etmemizin ve tavuklarımızın genetik potansiyellerini tam olarak kullanabilmelerini sağlamamızın gerektiğini düşünüyorum. Bunun ancak iz mineralleri çok daha modern ve daha biyo yararlanımlı bir biçimde kullandığımız takdirde mümkün ve etkili olabileceğini biliyoruz. İnorganik iz mineraller daha ucuz olduğundan, az önce bahsettiğim gereksinimlerin veya önerilerin karşılanması için genellikle ve aşırı şekilde kullanılmaktadır. Ve daha önce de bahsettiğim gibi, inorganik iz mineraller genelde düşük biyo yararlanımla ilişkilendirildiğinden, eksiklikleri veya yetersiz performansı önlemek için tipik bir güvenlik önlemi olarak yapılır. Bununla birlikte, inorganik iz mineraller söz konusu olduğunda, takviyenin aslında performans ve hatta çevre üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dair çok sayıda araştırma mevcuttur. Rasyondaki bir mineralin aşırı alımı durumunda bu mineralin diğer mineralle arasında zıt etkileşim oluşabileceğini ve bunun da aslında diğerinin yetersizliğine veya dengesizliğine neden olabileceğini biliyoruz. Örneğin, yüksek düzeyde bakır veya çinko diğerinin emilimini etkileyebilir. Diğer taraftan, inorganik iz minerallerin güçlü prooksidatif özellikleri nedeniyle enzimler, vitaminler, yemdeki antioksidanlar veya koruyucular gibi diğer bileşenlerin stabilitesini potansiyel olarak olumsuz yönde etkileyebileceklerini biliyoruz. Bir de tabii iz minerallerin aşırı kullanımı ve çevresel etki sorunu bulunuyor. Bu yüzden özellikle bakırın ve çinkonun içerme oranları Avrupa Birliği'nde ve Asya'nın bazı bölgelerinde çok sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. İz minerallere atıfta bulunduğumuzda ana hususların tipik olarak inorganik veya organik türde iz mineral ürünleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. İnorganik iz mineraller, kullanılan en yaygın iz minerallerdir. Bunlar genelde sülfatlar, oksitler veya klorürlerdir. İnorganik türdeki iz mineraller çoğunlukla, örneğin madencilik endüstrisi gibi endüstriyel süreçlerin yan ürünleridir ve çok ucuzdurlar. Ve bu nedenle bu ürünlerin ihtiyacın üzerinde tedarik edilmesi ve yüksek katkı oranlarında kullanımı çok kolaydır. Ancak iz mineraller söz konusu olduğunda daha fazlasının daha iyi olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Bu, ürünlerin biyo yararlanımıyla ilgilidir. Biyo yararlanım,
hayvanın iz mineralleri fiilen absorbe etme, yani vücutta emilim kapasitesini ve vücudun absorpsiyon sonrası bunu nasıl kullanacağını ifade eder. İnorganik iz minerallerde çok düşük biyo yararlanım vardır ve genelde bu tür iz minerallerle takviye daha fazladır. Oysa inorganik iz minerallerin çoğu aslında emilemez ve gübreyle çevreye atılır. Bu da çevresel sorunlara neden olur. Öte yandan organik iz minerallerse mineral veya metal iyonunun, örneğin amino asitler ve peptitler gibi organik bir moleküle bağlı olduğu gerçeğine dayanır. Bu mineralin doğada veya doğal yem maddelerinde bulunma şekline çok daha fazla benzer. Ve sonuç olarak organik iz mineraller inorganik kaynaklara kıyasla çok daha iyi emilir. Bununla birlikte inorganik ve organik mineral türleri arasında farklılıklar olduğu gibi, farklı organik iz mineral türleri ve ürünleri arasında da büyük farklılıklar görüyoruz. Örneğin burada Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Yem Kontrol Yetkilileri Derneği bu farklılıkların bazılarını kabul etmiştir ve organik iz mineralleri bağlayıcı grup seçimine göre sınıflandırmıştır. Örneğin, Oltekin organik iz minerallerinden Bioplex'te ana bağlama grupları olarak aslında dipeptit ve tripeptitleri kullanıyoruz. Bu nedenle metal iyonunun belirli bağlayıcı protein grubuna bağlanma sıkılığına göre Bioplex'in ait olduğu grubun kategorisi ürünün etkinliği üzerinde muazzam bir etkiye sahip olabilmektedir. Gerçekten de peptitlerle ilişkili bağlanma mukavemetinin artmasıyla protein kategorisinin daha kararlı bağlar oluşturma eğiliminde olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Organik iz mineral ürünler söz konusu olduğunda kemik gücü, stabilite ve nispi biyo yararlanım değerlerindeki artış arasında bir korelasyon olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar da bulunmaktadır. Bu nedenle zayıf olarak bağlanmış bir ürününüz veya mide ortamının tipik özelliği olan düşük pH gibi belirli koşullarda düşük stabilite sabitine sahip bir ürününüz varsa bağlanma mukavemeti önem kazanır. Böyle bir durumda metal iyonunun serbest kalması ve bağından ayrılması mümkündür. Ve metal iyonları doğaları gereği reaktif olduklarından diğer maddelerle reaksiyona girmeye ve belirli yağları ya da selüloz tipleri içeren diğer sindirim içeriği yan ürünlerle potansiyel olarak çözülmeyen kompleksler oluşturmaya çalışacaklardır. Ve bu olduğunda metal iyonu veya mineral aslında vücuttan dışarı atılır. Genel olarak bahsettiğim gibi metal iyonuna bağlandıklarında proteinatlar olarak kategorize edilen peptitler daha güçlü bağlar oluşturma eğilimindedir. Bu da daha kararlı bir ürünle sonuçlanır ve sonuçta mineralin absorpsiyon bölgelerine daha fazla iletilmesini sağlayabiliriz. İz mineraller çoğunlukla ince bağırsakta absorbe edildiğinden ve iz mineral molekülünün düşük pH koşullarından geçmesi gerektiğinden bağ kuvveti ve stabilitesi kritik öneme sahiptir. Çünkü bu koşullar metal iyonunun kurduğu bağ üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilir. Bu nedenle stabilite sadece vücut içinde önemli değildir. Aynı zamanda hatta depolama koşullarında bile ürünün diğer temel bileşenlerle nasıl etkileşime gireceğinin ve etkisinin önemi büyüktür. Örneğin premix veya tam yem içinde genellikle birbiriyle temas halinde olan birkaç bileşen bulunur. Ve bazı bileşenlerin diğer bileşenlerin bozulma oranı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Bir iz mineral kaynağı veya türü, premix'teki diğer bileşenlerin bozulması veya stabilitesi üzerinde doğrudan etkisi olabilecek bir bileşen örneğidir. Sorun şu ki, iz minerallerle ilgili sorun, demir, bakır ve çinkonun da dahil olduğu bazı geçiş metallerinin çok güçlü prooksidatif özelliklere sahip olması ve bunun çok çeşitli substratları oksitleyebilen serbest radikal oluşumuna yol açabilmesidir. Metal iyonunun şelatlanması, yani metal iyonunun peptitler gibi bağlanma gruplarına veya belirli ligantlara bağlanması, serbest radikalleri başlatma yeteneklerini sınırlayabilmektedir. İşte bu nedenle Bioplex gibi daha yüksek kaliteli organik iz mineral ürünlerde daha az bozulma bekleyebiliriz.
Örneğin BHT gibi sentetik antioksidanlar, diğer bileşenlerin oksidasyonunu sınırlamak ve örneğin yüksek yağlı rasyonlarda acılaşmayı önlemek için kümes hayvanı yemlerine rutin olarak eklenmektedir. Ancak iz mineral kaynağı depolama koşulları altında BHT bozulması üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Örneğin yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada bakır kaynağının BHT aktivitesi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırmacılar burada proteinat bakır kaynaklarını, bir amino asit kompleksi bakır kaynağını, bir glisinat bakır kaynağını ve bir inorganik bakır sülfat kaynağını karşılaştırmıştır. Ve biyopleksi içeren iki proteinat bakır kaynağının en az inhibitör etkiye sahip olduğu görülmüştür. Organik bakır glisin en yüksek kayba yol açmıştır ki temel olarak biyopleks bakırdan iki kat daha fazlaydı. Burada farklı iz mineral kaynaklarının birbirinden gerçekten ne kadar farklı olabileceğini açıkça görebiliyoruz. Ayrıca vitamin bozulmasına katkıda bulunan birçok faktör olmasına rağmen iz mineral kaynağının premix içinde veya depolama koşulları altında vitamin kaybı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bu etkinin seviyesi vitaminlerle birlikte organik veya inorganik iz mineral kaynaklarının kullanılmasına göre premixlerde %40 ila 50'ye varan bozulma şeklinde bazı araştırma çalışmalarıyla gösterilmiştir. Bu araştırmada iz minerallerin kaynağına ve 9 haftalık depolamadan sonra E vitamini üzerindeki potansiyel etkilerine bakacak olursak, araştırmacılar iki farklı bakır protein kaynağını karşılaştırmıştır. Bioplex bunlardan biriydi. Bir bakır amino asit kompleksi, bir glisinat ürünü ve yine inorganik bakır sülfat. Bu deneyler 3 tekrar halinde yapıldı ve iki proteinat kaynağına baktığımızda ilave bakır içermeyen vitamin kontrol grubuna kıyasla bir kez daha önemli bir fark olmadığı görülmektedir. Ancak amino asit kompleksi, glisinat ve inorganik sülfat durumunda E vitamininde önemli ölçüde daha yüksek bir kayıp görmekteyiz. Organik kaynaklar olarak kabul edilen amino asit kompleksi ve glisinat bakır aslında inorganik bakır sülfata göre biraz daha yıkıcıdır. Bu bize organik ve inorganik ürünlerdeki farklılıklar yanında organik ürünler arasında da farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ve burada konu metal iyonuyla seçici bağlayıcı arasındaki bağın ne kadar kararlı olacağı noktasına geri dönüyor. D vitamini açısından baktığımızda biopleksin daha düşük ve sonra TRT yani toplam değişim teknolojisinin uygulandığı seviyelerle NRC veya daha yüksek endüstri seviyelerinde İnorganik iz mineraller içeren bir vitamin iz mineral karışımı karşılaştırılmıştır. Bir haftalık bir depolama sonrasında TRT seviyelerinde Bioplex eklenen karışımda D vitamininde önemli bir kayıp olmamıştır. 2 hafta sonrasında ise her iki Bioplex uygulamasında %5 ila %7 arasında bir kayıp görülmüştür. Fakat inorganik iz minerallere baktığımızda sadece 2 hafta sonrasında neredeyse %52'lik bir D vitamini kaybı yaşanmıştır. Yumurta tavuğu ve diğer kümes hayvanı rasyonlarında D vitamininin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sonuçların Bioplex kullanıldığında performansta neden bu kadar büyük gelişmeler gördüğümüzün harika bir örneği olduğunu düşünüyorum. Üründen daha yüksek biyo yararlanım elde etmenin yanı sıra aynı zamanda Bioplex'i tercih ederek depolama ve veya ön karışım koşullarındaki bozulma veya kayıpları da en aza indirebiliyoruz. Ve bu da A vitaminiyle yapılan bir denemeydi ve D vitamini araştırma çalışmasına benzer bir şekilde kurulmuştu. Denemede yine aynı şekilde Bioplex'in TRT yani toplam değişim teknolojisinin uygulandığı seviyeleriyle NRC düzeyindeki seviyeleri, inorganik minerallerin de NRC ve daha yüksek endüstri seviyelerini içeren vitamin iz mineral karışımları karşılaştırılmıştır. Bir kez daha 2 haftalık depolamadan sonra her iki Bioplex grubu içinde A vitamininde önemli bir kayıp olmamıştır.
Ancak NRC seviyesindeki inorganik iz minerallerde yaklaşık %8 ve daha yüksek endüstri seviyelerinde ise 2 haftalık süre sonunda %21'lik bir A vitamini kaybı olmuştur. Bioplex 12 haftalık bir depolama süresinde inorganik premix'teki A vitamininin %11 ila 28'lik bir kaybına kıyasla %3 ila 4 arasında bir kayıp oluşturmaktadır. Ve yine organik selenyum kullanımının kaynağına bağlı olarak selenometiyonin bileşiklerinin de sentezlenme şekline göre inorganik iz minerallerden etkilenebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda sülfatlı inorganik mineraller içeren bir premix, Selplex ile kombine edilerek ya da kimyasal olarak sentezlenmiş selenometiyonin katılmayarak düzeltilebilir. Selplex'in son derece kararlı bir ürün olduğunu biliyoruz ve yüksek ısı veya ekstrüzyondan sonra bile tipik olarak hiçbir kayıp görmüyoruz. Bu nedenle Selplex'li premix için 7 hafta sonra selenometiyonin yüzdesi açısından sıfır kayıp görmemiz bizim için sürpriz değil. Bununla birlikte kimyasal olarak sentezlenmiş organik selenyum kaynağı selenometiyonine baktığımızda selenometiyoninin çok kararsız olabileceğini görüyoruz. Ve sülfatlarla kombinasyon halinde depolandığında selenometiyonin konsantrasyonunda neredeyse %12'lik bir kayıp yaşanmaktadır. Oksidasyon sürecinin bir etkisi olan bozulmanın vitaminlerle ve yem içindeki antioksidanlarla etkileşimi haricinde bir mineral kaynağının aynı zamanda enzim aktivitesi üzerinde de etkili olabileceğini biliyoruz. Ve bunun mineralle enzimin kendisi arasındaki etkileşimin bir fonksiyonu olduğu ve hatta bu etkileşimin bir sonucu olarak enzim yapısında olası değişikliklere yol açtığı düşünülmektedir. Bununla birlikte bildiğimiz şey, mineral stabilitesinin veya mineral kaynağının in vitro yani laboratuvar ortamında gözlemlenen enzim aktivitesi üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğudur. Bu nedenle ticari olarak temin edilebilen 3 farklı fitaza, 2 proteinat kaynağı yani proteinat 1 ve 2 açısından bir kez daha genel olarak baktığımızda iz minerallere maruz kalındığında amino asit kompleksinden çok daha yüksek bir fitaz aktivitesi korunması gösterdiğini görmekteyiz. Bu da inorganik bakır sülfatla karşılaştırıldığında fitaz aktivitesinin daha yüksek korunduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar beklendiği gibi çeşitli ligantların veya bağlanma gruplarının stabilitesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Peptitlerle bağlandığında daha güçlü bağlara sahip olan proteinatlar, bakır ve fitaz ve veya fitik asit arasındaki etkileşimleri sınırlayacaktır. Dolayısıyla bu fitazların zıt etkileşim etkisini ve aynı zamanda çözünmeyen bakır-fitat komplekslerinin oluşumunu sınırlayacaktır. Sonuçta her iki durumda 5 günlük aktiviteyi etkileyebilir. Yani bir kez daha söylemek gerekirse, Bioplex'te çok daha kararlı bağlarımız var. Ve bu enzimlerin bozulma oranını veya azalan aktivite miktarını gerek in vitro ortamda gerekse potansiyel olarak vücut içinde sınırlamaktadır. O halde sorumuz şu, bu optimal olmayan performans sonuçları mineral kaynağının diğer rasyon bileşenleriyle etkileşiminden kaynaklanıyor olabilir mi? Ve daha sıra dışı ve beslenme kaynaklı verimlilikler yaratılabilir mi? Bence uygun yönetim koşulları altında mevcut izleme stratejilerimizi yeniden değerlendirerek performansta potansiyel olarak ince ayar yapma ve hayvanlarımızı genetik potansiyellerinde performans göstermeye yaklaştırma fırsatımız bulunuyor. Bunun rasyon etkileşimlerini en aza indirmeye çalışarak hayvanlarımızı en biyo yararlı biçimde ve gerçek gereksinimlerini karşılayacak şekilde destekleyerek yapabiliriz. Organik formlar kullanarak tüm inorganik iz mineral kaynaklarını azaltmaya veya hatta tamamen değiştirmeye bakacak olursak, sanırım hepimiz aynı fikirdeyiz ve bunu yapılabileceğini biliyoruz. Ancak soru, geleneksel tavsiyeleri nasıl ve hangi seviyelerde azaltabileceğimizdir.
Peki bunu Bioplex ile yapabilir miyiz? On top yani üste ekleme ve kısmi değiştirme stratejilerinin faydalarını destekleyen verilerimiz var. Her kullanıcının motivasyonuna bağlı olarak %30 organik, %70 inorganik, %50 inorganik, %50 organik veya %70 organik, %30 inorganik olan kısmi değişim oranlarının uygulanabileceği seçeneklerimiz bulunuyor. Ancak son birkaç yıldır Oltech'teki ana odağımız gerçekten de tüm inorganik iz minerallerin tamamen değiştirilmesi ve Bioplex'e özgü katılım oranının ne olması gerektiği üzerineydi. Çünkü özellikle rasyon etkileşimlerini en aza indirmenin tek yolunun aslında sülfatları ve oksitleri çıkarmak ve bunları Bioplex gibi daha kararlı bir iz mineral kaynağıyla değiştirmek olduğunu biliyoruz. Yani TRT veya toplam değişim teknolojisi hakkında konuştuğumuzda aslında temel olarak tüm inorganik iz minerallerin uzaklaştırılmasından ve beslenmenin Bioplex ile takviye edilmesinden bahsediyoruz. Bu şu anda genelde inorganik kaynakların tipik endüstri standartlarından daha az, azaltılmış seviyelerde kullanımı şeklinde yapılıyor. Ancak sadece organik kaynaklara dayanan ve daha az iz mineral kullanımına ilişkin kavram yeni bir şey değildir. Örneğin Brezilya'da son derece saygın bir besleme kılavuzu olan Brezilya Besleme Tabloları 2017 baskısında biyo yararlanımda farklılıklar nedeniyle organik kaynakları kullanırken önerilen düzeylerin inorganik kaynakları kullanırken önerilen düzeylerden daha düşük olması gerektiğini onaylamıştır. Ve bu tablolara göre organik iz minerallerle devam ettiğiniz takdirde genel olarak neredeyse %50 ila 70 daha düşük seviyeler kullanabilirsiniz. Bu da organik mineralleri ekonomik olarak daha uygun hale getirmektedir. Burada örneğin inorganik iz mineraller kullanıldığında genellikle daha yüksek kullanım oranları olan bazı yüksek endüstri seviyelerine kıyasla kümes hayvanları için organik önerilerinin neye benzediğini ve bunun tipik hayvan cinsi ve NRC tavsiyeleriyle nasıl karşılaştırıldığını görüyoruz. Ve şimdi size kümes hayvanlarında daha düşük toplam değişim düzeylerindeki Bioplex ile ilgili bazı sonuçlar göstermek istiyorum. 2019'da yayınlanan bu denemede araştırmacılar daha düşük takviye oranlarında Bioplex kullanımının üretim ve kalite üzerindeki etkisine baktılar. Ve geleneksel inorganik iz mineral rasyonunu kontrol uygulama seviyesinin 1/3'ünde inorganik veya Bioplex takviyesiyle karşılaştırdılar. Ticari olarak tavsiye edilen seviyelerin 1/3 oranında inorganik iz minerallerle takviye edilen rasyon, üretim üzerinde olumsuz bir etkiye sahipti. Bununla birlikte kontrol grubuyla karşılaştırılan bu düşük veya 1/3 seviyedeki Bioplex uygulamasında performans parametreleri üzerinde kesinlikle olumsuz bir etki görülmedi. Nitekim toplam yumurta ağırlığında ciddi bir iyileşme, yumurta kaybında ise bir miktar azalma oldu. Ve tüm inorganik iz mineral uygulamalarıyla kıyaslandığında aynı düzeylerdeki takviyelerde bile vücuttan atılım değerlerinde önemli bir azalma vardı. Bu da bize göstermektedir ki, aynı düzeylerde verilen ve önemli derece yüksek oranlarda dışarı atılan inorganik mineral uygulamalarına göre Bioplex iz mineralleri gerçekten vücutta daha iyi emilmiş ve kullanılmıştır. Ve bu çalışmada yapılan farklı uygulamalardan elde edilen yumurtaların elektron mikroskobik görüntülerine bakarsanız, Bioplex takviyesinin yumurtanın dış yapısı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu görebilirsiniz. Bioplex grubu ayrıca inorganik uygulamalardan herhangi birine kıyasla önemli ölçüde daha küçük mamiller çıkıntılara sahiptir. Düşük kaliteli yumurta kabukları daha büyük mamiller çıkıntılara sahip olma eğiliminde olduğundan ve daha yüksek gözenekliliğe veya düzensiz yapıya sahip olduğundan bu sonuç çok önemlidir. Ve yine burada düşük inorganik iz mineral uygulamasıyla ilişkili çatlakları da görebilirsiniz. Ve Kanada'da 3 yıllık bir ticari saha çalışmasından bahsetmek istiyorum. Burada Bioplex ile değişim yapılmış rasyona kıyasla endüstri düzeyindeki tipik inorganik rasyonları karşılaştırmak üzere birkaç kümes ayrılmıştır.
Sonuçlar, Bioplex rasyonu verilen tavuklarda daha az ölüm yaşandığını göstermiştir. Bu tavukların daha kaliteli yumurtaları vardı ve araştırma süresince kümes başına fazladan ortalama 3 yumurta daha ürettiler. Evet, Bioplex'in katılımı ton başına yem maliyetinde bir artışa yol açmıştı. Ancak kritik performans parametrelerindeki gelişmeler, özellikle satılabilir yumurtalardaki iyileşme nedeniyle aslında tavuk kümesi başına 70 sent veya 20 binlik tavuk sürüsü için 14 bin dolar ek gelir kazanılmasını sağladı. Yani aslında Kanada'daki araştırma bize Bioplex katılımının oldukça ciddi bir yatırım getirisi olduğunu gösteriyor. Ve Avustralya'da yapılan bir başka çalışma. Bu çalışmada inorganik iz mineraller, yaşam döngüsünün sonraki aşamalarında yumurta üretimi, yumurta kalitesi ve yumurta tavuklarındaki mineral atılımı bakımından Bioplex iz mineralleriyle karşılaştırılmıştır. Çalışma, Avustralya'da yaz mevsimi sırasında gerçekleştirilmişti. Bu nedenle sıcak stresi koşullarının da var olduğunu kabul edebiliriz. Tavuklar 67 haftalıktan 97 haftalık olana kadar 30 haftalık bir süre boyunca ya standart bir inorganik rasyon ya da daha düşük seviyelerde Bioplex'le takviye edilmiş bir rasyon tüketecek şekilde ayrılmıştı. Çalışmada Bioplex TRT veya toplam değişim teknolojisi uygulamasında inorganik kontrol uygulamasına göre %50 daha az bakır ve çinko, %80 daha az demir ve 3:2 oranında daha az manganez takviyesi kullanıldı. Bu, önemli ölçüde düşük seviyelerde bile Bioplex uygulamasının sayısal olarak daha yüksek yumurta üretimine, daha yüksek yumurta ağırlığına ve yemden yararlanmada daha fazla iyileşmeye katkı sağladığı görüldü. Örneğin, dönem sonunda yumurta üretiminde %1.7 oranında artış elde edildi. Yine bu çalışmada yem dönüşümünde 4 puanlık bir iyileşme gördük ve yumurta kütlesi neredeyse 2 gram arttı. Gerçekten de her iki uygulamayı yan yana koyup karşılaştıracak olursak, geleneksel inorganik iz mineral rasyonundan Bioplex değişim teknolojisi yaklaşımına geçişle birlikte yumurtlama veya yumurta üretiminde yüzde olarak çok tutarlı bir gelişme görebiliyoruz. Bazı bilgileri bu slayda koymadım. Ancak yine mesela yemden yararlanmada ortalama %2,5'luk bir iyileşme gördük. Ve bu da karlılığı gerçekten olumlu yönde etkileyebilir. Dolayısıyla yumurta tavuklarında Bioplex kullanımı performansı daha düşük katılım oranında bile korumakla kalmıyor, aynı zamanda atılımı veya çevresel etkiyi en aza indirerek iyileştiriyor. Etlik pirinçlerde de çok olumlu sonuçlar elde ettik. Bu, hakemli bir dergide yayınlanmış son döneme ait bilimsel araştırmada, Ross erkek pirinçlere endüstriyel seviyede inorganik mineral içeren kontrol rasyonu, daha düşük düzeylerde inorganik mineral veya kontrol rasyonunun %50 veya %30'u kadar Bioplex içeren farklı rasyonlar verildi. Kontrol rasyonunun %30 veya 50'si düzeyindeki organik iz mineral uygulamaları %100 inorganik kontrol rasyonuyla karşılaştırıldığında vücut ağırlığında önemli bir fark gözlenmese bile kontrol rasyonunun %30'u düzeyindeki inorganik mineral uygulamasında piliçlerin neredeyse 150 gram daha az ağırlığa sahip olduğu görüldü. Ve hayatta kalma oranlarına bakacak olursak, inorganik kontrol rasyonunun %30'u veya %50'si düzeyinde Bioplex ile desteklemenin, diğer inorganik uygulama gruplarına kıyasla daha yüksek bir hayatta kalma oranı verdiği görüldü. Karkas ve göğüs etine bakacak olursak, kontrol rasyonunun %30'u düzeyinde Bioplex uygulamasını kontrolle karşılaştıracak olursak, bu çok daha düşük takviye seviyesinde bile organik formda önemli farklılıklar olmadığını görebilirsiniz. Ve bu denemede EPEF veya diğer adıyla Avrupa Üretim Verimliliği Faktörü'ne bakalım. Yüksek inorganik kontrol grubu da dahil olmak üzere herhangi bir inorganik uygulamayla karşılaştırıldığında %50 veya 30 Bioplex uygulaması için EPEF'in çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz.
ve Brezilya'dan Dr. Vieira ve North Carolina Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Furkett'in yönettiği çalışma ekipleri arasında ortak bir çabayla yakın zamanda yayınlanan bir başka denemeden bahsetmek istiyorum. Bu denemede inorganik mineraller ve Bioplex iz minerallerinin ticari etlik piliçlerin büyüme performansı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Burada inorganik veya Bioplex olmak üzere iki mineral kaynağı kullanıldı. Pozitif kontrolün %12,5'u, %25'i, %37,5'u veya %50'si şeklinde farklı katılım oranlarında Bioplex, ayrıca Brezilya endüstri standartlarına göre önerilen düzeylerin %100'ünü inorganik iz mineraller olarak içeren bir pozitif kontrol kullanıldı. Deneme boyunca canlı ağırlık ve yem dönüşümü ve denemenin sonunda da et kalitesi parametreleri ölçülmüştür. Temel olarak deneme kurulumu 48 günlük bir çalışma süresini ve 9 uygulamayı kapsamaktadır. Ana faktör olarak mineral kaynağı analiz edildiğinde Bioplex içeren piliç yem rasyonlarının tüm deneme boyunca daha iyi yem dönüşümüne sahip olduğu, inorganik iz minerallere kıyasla 48 günde daha iyi bir hayatta kalma oranı ve daha yüksek ağırlık artışı sağladığı görülmüştür. Ve düşük rasyon katılım oranları olan %12,5 ve %25'te Bioplex ile beslenen piliçlerde aslında yem dönüşümünde de 4 puanlık bir iyileşme sağlanabildiği görülmüştür. Ve nihai vücut ağırlığına baktığımızda %12,5 takviye edilen Bioplex grubuyla kontrol grubunun aynı performansı gösterdiğini görüyoruz. %25'lik Bioplex grubunda ise kontrole kıyasla nihai vücut ağırlığında aslında hafif bir sayısal iyileşme elde edilmiştir. Yani bu bize gerçekten gösteriyor ki konu inorganik iz mineraller olduğunda eğer organik minerallerde %12,5'a kadar düştüğümüzde bile performans artışı görmeye devam ediyorsa, bu büyük ihtimalle inorganik mineralleri gereğinden fazla verdiğimiz anlamına gelmektedir. Bioplex ile beslemek 48. günde kaval kemiği külünü de iyileştirmiştir. Ve ilginç bir şekilde kaval kemiği yani tibia külündeki kalsiyum ve fosfor da inorganik mineral alan piliçlere kıyasla Bioplex alan piliçlerde önemli ölçüde daha yüksektir. Yine Bioplex ile besleme 48. günde inorganik iz minerallere kıyasla göğüs etinin pH'ında küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe ve 32. günde de organik iz mineral grupları için su kaybında önemli bir azalmaya katkıda bulunmuştur. Araştırmacılar, organik iz minerallerin çok çok düşük seviyelerde bile kullanılmasının aslında piliç performansı için faydalı olduğu sonucuna varmışlardır. Aynı zamanda gübreyle atılan mineralleri azaltma potansiyeli olduğu için bu çevresel etkiler bakımından da muazzam bir olumlu etki anlamına geliyor. Bu çalışmanın sonuçlarını da yumurta tavuklarındaki gibi benzer şekilde yan yana karşılaştıracak olursak, yüksek seviyedeki inorganik iz minerallerden çok daha düşük katılım oranlarındaki Bioplex'e geçerek performansta çok tutarlı bir iyileşme görebileceğimizi söyleyebiliriz. Ve sonuç olarak farklı inorganik ve organik iz mineral kaynakları arasında farklılıklar olduğunu ve Bioplex iz minerallerinin üstün stabilitesi nedeniyle enzimler, vitaminler ve yemlerdeki antioksidanlar da dahil olmak üzere diğer rasyon bileşenleriyle daha az negatif etkileşimde bulunduğunu biliyoruz. Böylece Bioplex kullanırken rasyondan daha fazla değer elde etmemiz mümkün olabilmektedir. Kararlılığı ve gelişmiş biyo yararlanımı nedeniyle Bioplex'i çok daha düşük katılım oranlarında kullanabilir ve buna rağmen beyaz et ve yumurta üretiminde bağışıklık, gıda kalitesi ve yem verimliliği de dahil olmak üzere genel performansta çeşitli iyileşmeler elde edebiliriz. Bununla birlikte hangi organik iz mineral ürünlerini kullanacağınıza karar verirken, pazarda bulunan farklı seçenekler arasında büyük değişkenlikler olabileceğini, markaya veya ürüne özel araştırma ve öneriler talep etmenizi mutlaka tavsiye ederim.
Geçmişte organik iz minerallerin kullanımı maliyetler nedeniyle üreticilerin karşısına önemli bir engel olarak çıkabiliyordu. Ancak Bioplex ve toplam değişim teknolojisi yaklaşımımızla tavukların genetik potansiyellerine ulaşmasına yardımcı olabilecek ve karlılığı en üst düzeye çıkarabilecek ekonomik ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını teşvik eden bir yaklaşım sunuyoruz. Bununla birlikte herhangi bir sorunuz olduğunda Türkiye'deki yerel Oltec temsilcileri veya Oltec Mineral Yönetim ekibimizle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Toplantımıza katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Teşekkürler.